Max Gayrimenkul sunar. İyi günler sevgili izleyiciler. Yeni bir yatırımcının pusulasıyla karşınızdayız efendim. Emax Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Macit Bey ile yine gayrimenkul yatırım neden önemli? Diğer yatırımlarla gayrimenkul yatırımın farkı ne? Yine Arnavutköy bölgesini konuşacağız sizler için. Ayrıca bu programımızda 3. Havalimanı'nın gerekliliği, ülkemize ve bölgeye katkıları, altın yatırımıyla gayrimenkul yatırımını kıyasını konuşacağız. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. Sağ olun. Yine bir yatırım pusulası programında beraberiz sizinle. Evet. Yine önemli bilgiler alacağız. İsterseniz gayrimenkul yatırımı neden önemli diğer yatırımlara göre? Bir de bunun içinde olan bir soru, konutla arsa yatırımı arasındaki fark ne? Yani hangisi daha avantajlı? Evet. Bununla başlayalım isterseniz. Tabii insan fıtratında geleceği garanti etme ve varlıklı bir şekilde, sıkıntısız bir şekilde yaşama arzusu vardır. Evet. Bu duygu her zaman insanlarda var olan bir arzudur. İnsan da geleceğini garanti etmek için yaşamı içerisindeki şartlarını en iyi şekilde değerlendirerek ya ticari faaliyet yapar, ya işte altına yatırım yapar, ya dövize yatırım yapar, ya borsaya yatırım yapar veya gayrimenkule yatırım yapar. Şimdi bu yatırımlar içerisinde baktığımız zaman biraz sonra da rakamları değerlendireceğiz. Gayrimenkul yatırımı bütün bu yatırımların içerisinde en karlı yatırım. Sadece elimizde veri ve rakamsal bulguları olmayan alan ticari yatırım. Evet. Bu çok farklı bir alan olduğu için bu konuyla ilgili çok mukayese yapma imkanımız yok. Kaldı ki bu alan çok meziyetli, yetenekli, varlıklı insanların işi. Ve burada da zarar riski gene var. Bu da çok mümkün. Ve yeri gelmişken iş adamlarımıza da şunu söylüyoruz ticaretle meşgul olan insanlara. Bir taraftan ticaretlerini yaparken gayrimenkul yatırımını ihmal etmemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bir gün Allah göstermesin şu andaki ticari faaliyetleri herhangi bir kendilerinden kaynaklanan veya dış etkenlerden kaynaklanan bir takım meselelerden dolayı sıkıntıya girebilir, iflas edebilir. Evet. O zaman bugünkü yapmış oldukları gayrimenkul yatırımıyla zararlarını kapatıp belki de mali olarak kendilerini rahatlatacaklardır. Bütün bu saydığımız yatırımlar içerisinde en karlı yatırım gayrimenkul yatırımıdır. Nereye yapılırsa yapılsın, hiç önemi yok. Bunu insanımız kendi hayatında da fevkalade iyi görüyor. Bazen yolda seyahat ederken İki arkadaş birbiriyle konuşuyor. Ya şu bölge geçmişte efendim ıssız bir bölgeydi. Yalnız yürümek bile mümkün değildi. Evet. Şimdi gökdelenler, iş merkezleri oluşmuş gibi biraz kahırlı. Biraz da yani biz niye yatırım yapmadık? Keşke o gün alsaydık gibi bir arzuyu öne çıkarıyorlar. Evet. Bu her zaman mümkün ve mevcut. Şu anda var olan birçok yerler yarın geliştiği zaman niye yatırım yapmadım diye kahredeceğiz. Bu sebepten dolayı gayrimenkul ticaretten de, altın yatırımından da, borsadan da, dövizden de var olan bütün yatırımlar içerisinde riski en az olan, belki de hemen hemen hiç olmayan, çünkü bugüne kadar gayrimenkul yatırımı yapıp da zarar eden ben hiçbir kimseye rastlamadım. Evet. Ama kar eden binlerce insana rastladık. Bu sebepten dolayı kar oranı yüksek, zarar riski en az ve minimum olan bir sektördür. Gayrimenkul yatırımını bundan dolayı tavsiye ediyoruz. Kolay da bir yatırım alanı. Yani uğraştırıcı bir tarafı yok. Evet, zaten. Yani bir inşaatla kıyas yaptığımız zaman bir kat karşılığı bir inşaat yaptığımızı düşünelim. İşte onun yapımı vesaire şeyleri ama gayrimenkul öyle değil. Alıyorsunuz, bir bakımı yok, bir şeyi yok. Yani uğraştırıcı bir tarafı yok. Durduğu yerde belli bir zaman sonra sizi kâra geçiriyor. Tabii mutlaka öyle. Yani gayrimenkulde özellikle işte inşaat sektörü zaman zaman krizlere giren, evet, zaman zaman bir sürü mali yatırım yapılmasına rağmen satış performansı
düşen, satış geciktikçe maliyetler artan ve birçok olumsuz faktörü peş peşe getiren bir sektördür. Evet. Biz gayrimenkul yatırımında özellikle arsaya yatırımı, toprağa yatırımı ön plana çıkarıyoruz. Gayrimenkul yatırımında da en az riski olan ve hiçbir meşgalesi gideri olmayan bir sektördür. Artı değeri fevkalade fazladır. Bölge geliştikçe o alanda kazanmaktadır. Hele biraz sonra konuşacağız. Arnavutköy ve çevresi bütün bu projelerle birlikte birkaç yıl sonra gerçekten çehresi değişmiş. Arazi fiyatları son derece yüksek. Yatırım yapanların kazandığı bir noktaya gelecek. Sorunuzun içerisinde konut meselesi vardı. Orayı altını çizerek vurgulayalım. Biz özellikle şunu öneriyoruz. Eğer kişinin kendi evi yoksa, kirada oturuyorsa mutlaka mali imkanlarıyla kendine bir ev alsın ve kendi evinde oturmanın hem psikolojik hem de sosyolojik rahatlıklarını yaşasın, huzurlu olsun. Kiradan kurtulsun. Kiradan kurtulsun ama parası var, tam bir daire alamıyor. Henüz mali durumu olgunlaşmamış veya yeterli değil. O zaman borç harç alıp kendini hırpalamasın. Gayrimenkule yatırım yapsın. Eğer örnek veriyorum daire 200 bin TL ise, 100 bin TL'si varsa yapacağı 100 bin TL'lik yatırım fazla değil. Arnavutköy ve çevresi o bölgede bir veya iki yıl sonra ona bir 100 bin daha kazandıracak, evet, ve çok rahatlıkla dairesini alacaktır. Bu sebepten dolayı konut noktasındaki tavsiyemiz budur. Evet. Mustafa Bey, şimdi bugün altın yatırımıyla gayrimenkul yatırımını kıyaslayacağız. Yine 3. Havalimanı'nı konuşacağız. Bunlara geçmeden Arnavutköy'den çok bahsediyoruz. Tabii ülkemizin birçok yerinde yatırımlık arsalar var, bölgeler var ama bu programlarımızda Arnavutköy'e öncelik veriyoruz. Önümüzdeki programlarda yine değişik bölgelerden bahsedeceğiz. 30'a yakın proje var, çok büyük projeler var. İsterseniz Arnavutköy'ü şöyle genel olarak bir anlatırsanız sonra diğer, evet, sorularımıza yani devam. Onun altını çizelim çünkü Arnavutköy denildiği zaman İstanbul'da iki tane Arnavutköy var. Evet. Birisi Boğaz'daki Arnavutköy, bir diğeri Gazi Osman Paşa Arnavutköy. Halk dilinde konuşulan Arnavutköy'den bahsediyorum. Kanal İstanbul projesi bu ikinci Gazi Osman Paşa Arnavutköy ismiyle anılan burada yapılıyor. Yani daha önce küçük bir ilçe olan, sonra mahalli idareler yasasıyla Taşoluk, Boğazköy, Adımköy, Terkos, Durusu, Haraççı, Boluca belediyelerinin bağlandığı ve şu anda İstanbul'un 39 ilçesinde en büyük bölgeye sahip, evet, nüfus yoğunluğu 250 bin olan, gelecekte de bu projelerle birlikte ilk etapta 1 milyon, uzun vadede 7 milyon insanın yerleşeceği bir bölge olacak. Evet. İstanbul'un 39 ilçesinden biri olan Arnavutköy, mahalli idareler yasasıyla birlikte Taşoluk, Boğazköy, Hadımköy, Terkos, Durusu, Haraççı ve Boluca'nın bağlanmasıyla bu 39 ilçenin içerisinde en geniş coğrafi bölgeye sahip olan bir ilçe konumuna geldi. Bu planlanan yatırımlarla birlikte İstanbul'un en gözde bölgesi ve yatırımcı için en avantajlı bölgesi olacak Arnavutköy. Evet. Tabii projeler şu an devam ediyor. Projeler tamamlandıktan sonra dediğiniz gibi ikinci bir şehir, ikinci bir İstanbul kurulacak. Evet. Mustafa Bey, eğer Arnavutköy ile alakalı başka söyleyeceğiniz konu yoksa şeye geçelim. Altınla gayrimenkulün kıyaslaması. Yani bir kişi bugün altına yatırım yapsa 5 sene sonra kazancı ne olur? Arsaya yatırım yapsa 5 sene sonra kazancı ne olur? İsterseniz bunlardan bahsedelim. Evet, şimdi biraz evvel bazı yatırımlardan bahsettik. Ve bu yatırımlarla ilgili gayrimenkulün çok daha karlı bir yatırım olduğuna vurgu yaptık. Evet. Özellikle son 5 yılı baz alarak bazı rakamları verip özellikle bizi izleyen vatandaşlarımızın daha rahat mukayese yaparak, evet, daha sağlıklı bir karar vermelerini sağlamaya çalışacağım. Şimdi özellikle
kadınlarımızın merak ettiği, özellikle de altın almayı arzu ettiği ve sevdikleri bir sektörle mukayese yapalım. Özellikle 1 gram altın 2010 tarihinde 72 TL olarak satılıyordu. Yıllar içerisinde bu 2012'de 11'de 96, 2012'de 97, 2013'te 81, 2014'te 89 ve şu anda da 104 TL olmuş durumda. Evet. Bugünlerdeki bir takım ekonomik dengelerden dolayı zaman zaman işte 105'e 106'ya, zaman zaman da 101'e 102'ye iniyor ve çıkıyor. Ama biz aktüel rakam olarak 104'ü ele alıyoruz. Ve 2010 yıl sonu itibariyle, Aralık itibariyle 1 gram altın alan kişi 2015'te bunu sattığı zaman aradaki kar farkı 32 TL. Evet. Yani bunu anlaşılır hale getirmemiz için o gün için bir kişi 100 bin TL altına yatırım yapmış olsaydı. Ve 2015'in bu tarihte de satmış olsaydı yapacağı kar %45'ti. Yani 100 bin lira yatıracaktı. 100 bin lira yapacaktı, 45 bin lira kazanacaktı. Yani parası 145 bin TL olacaktı. 5 yılda. 5 yılda. Evet. Hele bazı yıllarda, özellikle biraz evvel de rakamları zikrederken 2012 ile 2013'e geçişte 97'den 81 TL'ye düşmüş altın. Orada zarar etti. Kısa vadeli satışlarda da çok ciddi bir zararla muhatap olacaklardı. Evet. Ama 5 yılı baz aldığımız zaman bu 5 yıl yatırımcıya %45 kazandırmış. 100 bin TL'de 45 bin TL kar ettirmiş. Evet. Şimdi daha farklı bir alandan bakalım. Cumhuriyet altınından bakalım. Biraz evvel gram altınından bakmıştık. Bir de Cumhuriyet altından bakalım. Çünkü genelde bizim insanımız gramdan ziyade altın alıyorlar. Evet. Şimdi o gün itibariyle 1 gram altın 483 TL. 2010. 2010'un Aralık ayından bahsediyoruz. Evet. 2011'de 675 TL, 2012'de 662 TL, 2013'te 584 TL'ye tekrar düşüyor. Bu gene aynen zarar o dönemde ve 2014'te 645, bugün itibariyle de 740 TL oluyor. Evet. Bir kişi eğer altına yatırım yaptığı zaman aradaki fark 266 TL. Yani 2010'da 483 TL'ye aldığı altını Haziran 2015'te, yani bugün sattığı an 749 TL'ye satıyor. Biraz evvel yanlış bir rakam söylemişim, düzeltiyorum. Ettiği kar 266 TL, kar oranı %55. Yani burada da vatandaşımız 100 bin TL'yi tekrar örnek verelim. Cumhuriyet altında yatırmış olsun. 5 yıl sonra sattığı an 55 bin TL kazanıyor. Gramda 45 bin TL idi. Cumhuriyet altında 55 bin TL kazanıyor. Yani 100 bin lirası 155 bin TL oluyor. Evet. Şimdi gelelim arsayı baz alarak, özellikle Arnavutköy Baklalı bölgesinden herhangi bir arsayı baz alıyorum. Ki bu örneği diğer mahallelere de uygulamak mümkün. 2010'da bu bölgede bir metrekare arsanın fiyatı 30 bin TL. Evet. 30 TL, özür diliyorum. Bir metrekarenin 30 TL. 2014'te 170 TL. Ve şu anda 2015'te bugün itibariyle buradaki arsanın ortalama fiyatı 230 TL. Yani ciddi yani artışlar var. 5 yıl evvel 30 TL olan metrekare fiyatı bugün itibariyle 230 TL olmuş. Ve 5 yılda bir metrekare arsa
200 TL kazandırmış yatırımcısına. Yani bu ne demektir? %650 kar demektir. Yani arada çok uçurumlar var yani. Yani bu kıyasa yapacak olursak burada da 100.000 TL'yi yatıralım. Ve bunun karşılığında vatandaşın kazanacağı miktar parası 650 bin TL, %650 kar ediyor. Evet. Ve yatırdığı paranın miktarına göre çok ciddi bir kazanç oranı var. Ve burada da zarar riski yok. Bakın fiyatlar o gün 30 TL'ymiş. 2 sene sonra 20'ye düşmüş diye bir gerekçe yok. Sürekli bir artış söz konusu. Her ay tek tek incelemiş olsak fiyatlar her gün artmıştır, artmaktadır. O bölgede farklı misallerde verebiliriz. Rakamlar %1000 kar eden arsalar var. %1000'in üzerinde kar eden arsalar var. Onun için tekrar ediyoruz. Vatandaşımızın en çok yatırım yaptığı altın kazancı 5 yılda %45. Cumhuriyet altının kazancı 5 yılda %55. Ama arsanın kazancı ortalama %650. Bu sebepten dolayı diyoruz ki bakın altını alırsınız, saklayamazsınız, çaldırırsınız. Evet. Kaybedersiniz. Veya birine borç verirsiniz. Birine o borç verir alamazsınız. Evet. Ama arsa öyle değil ki. Arsayı kaybetmeniz mümkün değil. Çaldırmanız mümkün değil. Evet. Birine borç verip geri alamamanız mümkün değil. Arsa sizi bekleyen, bekledikçe de değer kazanan bir yatırım unsuru. Bu sebepten dolayı biz vatandaşımıza diyoruz ki bütün yatırım sektörleri faktörleri içerisinde en uygun yatırım sektörü ve alanı gayrimenkuldür. Gayrimenkul içerisinde de arsa ve tarla yatırımıdır. Evet. Peki Mustafa Bey, burada izleyicilerimiz diyelim ki gayrimenkul yatırımına karar verdi, arsa alacak. Burada nasıl bir yol izlemeli? Yani Arnavutköy'ün her bölgesinde aynı kar oranlarını yakalayabilir mi? Bu arsayı alıp satarken bağlantı kuracağı insanlar, kurumlar ne derece güvenli olabilir? Yani izleyicilerimize buradan ne tavsiye edersiniz? Yani nasıl bir yol izlemeli şimdi ki? Şimdi burada tabii temel husus şu. Yatırımdaki en temel faktör bilinçli yatırımdır. Evet. Vatandaşlarımız o bölgeyi bilmedikleri, bölgeyi genel manada bilseler bile detaylarını bilmedikleri için mutlaka bir uzman desteği almak zorundalar. Evet. Uzman desteği alarak o uzmanın desteğiyle nereye, nasıl, ne kadar yatırım yapmalı? Sadece elimizdeki mali imkanları bir arsaya mı yatırım yapmalı? Yoksa elimizdeki mali imkanları değişik mahallelere ve köylere dağıtarak farklı yatırımlarda mı yapmalı? Evet. Bunun için uzman desteğine ihtiyaç var. Bize ulaştıkları an biz bu uzman desteğini vatandaşlarımıza veriyoruz. Bizi arasınlar, hem kendilerine gerekli açıklamaları yapalım. Ekranın altında yayınlanan telefonlarımızdan bize ulaşmaları mümkün. Çünkü biz bu programda kısıtlı zamanda birçok şeyi detay olarak anlatamıyoruz, izah edemiyoruz. Evet. Vatandaşlarımız rahatlıkla bizi arayabilirler. Biz de vatandaşlarımıza bilinçli yatırım yapmalarının açıklamalarını yaparız. Kendilerini bilgilendiririz. Gerek bölge hakkında, gerekse yatırımlar hakkında bütçelerine en uygun yatırımı yapmaları için kendilerine her türlü desteği veririz. Evet. Mustafa Bey, 3. Havalimanı. İşte dönem dönem konuşuluyor. 2 tane havalimanı var. 3.'ye gerek var mıydı? Dünyanın en büyük havalimanı, bölgeyi ve Türkiye'yi değiştirecek bir proje. Diğer havalimanlarıyla kıyasladığımızda bu 3. havalimanın farkı ne? İstihdam, işte uçuş sayıları, buna benzer avantajları ne şeyin 3. havalimanının? Evet, şimdi tabii 3. havalimanı gerçekten uluslararası ve çok prestijli bir proje. Bu proje tabii dünyada da ses getiren bir proje. Evet. Neden ses getirdi? Çünkü
çapı ve konumu itibariyle hakikaten hem Asya ile Avrupa'nın birleştiği noktada aktarım merkezi, hem kargoda hem yolcuda. Yani ülkemiz Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun öyle bir bahşetmiş ki üç tarafı denizlerle kaplı ve arazilerimiz, toprağımız mümbit. Yeraltı kaynaklarımız, yerüstü zenginliklerimiz saymakla bitmiyor. Evet. Ayrıca bakın bu havalanıyla birlikte neyi gördük? Orta Asya'dan uçan bir yolcu aktarma merkezi olarak İstanbul'u kullanacak. Orta Doğu'dan uçan bir yolcu gene hakeza. Afrika'dan uçan bir yolcu gene hakeza. Avrupa'dan uzak doğuya gitmek isteyen bir yolcu gene hakeza. İstanbul'u aktarma merkezi olarak kullanacak. Şu an neresi kullanılıyor genelde? Şu anda kullanılan havaalanı malum daha önce Yeşilköy olarak ifade ettiğimiz bugünkü ismiyle Atatürk Havalimanı. Yok, dünya genelinde mesela Avrupa'dan dünya yurt dışından... genelinde bakın şimdi şu anda Avrupa'da özellikle öne çıkan büyük havaalanları Amerika'da Los Angeles Havaalanı var. Evet. Yani kapasite olarak fevkalade büyük uluslararası bir havaalanı. İngiltere'de Heathrow Havalimanı var. Almanya'da Frankfurt Havalimanı var. Fransa'da Charles de Gaulle Havalimanı var. Hollanda'da Schiphol Havalimanı var Amsterdam'da. Evet. Yani bu havaalanları şu anda dikkat ederseniz Amerika'nın dışında hepsi Avrupa aktarma merkezi. Zaten Amerika'nın aktarma merkezi olması mümkün değil. Evet. Çünkü konum itibariyle coğrafi konum itibariyle dünyanın yerleşim yaşam alanlarına en uzak bölgesi. Ama özellikle Frankfurt Havalimanı şu anda Avrupa'da en büyük aktarma merkezi olarak görülüyor. Bu havalimanı faaliyete geçtiği zaman yılda 150 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı haline gelecek ve 300 milyon insan çalışacak. Özür dilerim 300 bin insan bu havalimanında çalışacak ve hakikaten kapasite olarak, konum olarak dünyadaki diğer havalanlarıyla çok rahat boy ölçüşecek bir havalimanı olarak faaliyete geçecek. Kısaca isterseniz Atatürk Havalimanı'na da kısa bir bakalım. Bu havalimanının konumunu da anlamaya çalışalım. Şu andaki Atatürk Havalimanı'nın yüz ölçümü 11.777.000 metrekare. Evet. Şu anda yapılması planlanan havalimanının büyüklüğü 78 milyon metrekare. Yani bugünkü Atatürk Havalimanı'nın ortalama 7 misli büyüklüğünde bir havaalanı yapılıyor. Evet. Zaten Atatürk Havalimanı Türkiye'nin ilk havalimanı. 1933'te iç hatlar uçuşu başlamış. 1953'te uluslararası uçuşlar başlamış bir konumda. Burası yetersiz olduğu için malum Anadolu yakasına bir de Sabiha Gökçen Havalimanı inşa edildi. Fakat bu iki havalimanı da yetersiz. Ama burada şunu özellikle vurgulamamız lazım. Konumuz gayrimenkul yatırım olduğu için. Evet. Atatürk Havalimanı'nın olduğu bölge Yeşilköy Havalimanı, bu havalimanı yapılmadan bomboş, sıradan bir köydü. Tıpkı şu anda Arnavutköy'deki çevresinde olan köyler gibi. Evet. Fakat ne zaman ki bu havalimanı oraya yatırım olarak geldi, o bölge hemen değer kazandı ve kalkındı. Yani bugün Şirinevler, Yeni Bosna, Florya, buralara baktığınız zaman buralar yani buradan bugün bir metrekare yer almak mümkün değil. Evet. Son derece değer kazanmış, önemli bir hale gelmiş. Bu sebepten dolayı bu havalimanı gerçekten yani sadece İstanbul değil, tüm Türkiye için çok önemli bir proje. Zaten Rusya'nın en büyük bankası bu havalimanı için geçen hafta 5 milyon 500 bin euro kredi sözleşmesi yapıldı. Zaten 3. havalimanının tamamen projesinin maliyeti 6 milyon euro dolaylarında. Bunun 1,5 milyon eurosu
İhaleyi alan konsorsiyum tarafından karşılanacak. Geri kalan 4,5 milyon eurosu uluslararası finans kuruluşları tarafından finanse edilecek. Evet. Onun için bu proje temel atıldı, devam ediyor. Şu anda çok hummalı ve yoğun bir çalışma var. Planlanan bitiş tarihi 2017 tarihi gözüküyor. Şu andaki çalışmalar 2017'de bir veya iki pistin açılacağını öngörüyor. Evet. Ama bu havalanda 6 tane pist var. 5 tanesi dikey, bir tanesi yatay. Zaman zaman rüzgar akımından dolayı uçuşlar aksamasın diye özellikle bir de yatay pist yedek olarak konulmuş uçuşların aksamamasını koordine etme açısından. Yani netice olarak 3. Havalimanı Arnavutköy ve çevresinde temeli atılmış, faaliyetleri devam ediyor. Bu bölgeye hiçbir yatırım gelmese, sadece havalimanı o bölgedeki gayrimenkul yatırımının temel faktörü olur ve yıllar içerisinde yatırımcı çok ciddi paralar kazanır. Yapmış olduğu, almış olduğu gayrimenkul çok ciddi manada değer kazanır. Evet, Mustafa Bey bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz programımıza. Sevgili izleyiciler, yatırımcının pusulasına kısa bir ara veriyoruz. Aramızdan sonra sizlerle beraber olacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Emax Gayrimenkul'ün sunduğu yatırımcının pusulası devam edecek.